Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu videoyu beğendirebilirim sizlere. Çünkü son zamanlarda beğeniler baya azaldı. Bakalım, inşallah bu sefer artacaktır diye düşünüyorum. Jesus oyundan taviz istemiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus. Larnaka maçında biliyorsunuz yine değişikliğe gitti. Ve Larnaka maçı öncesinde hani oyun anlayışını aynı şekilde sürdürmek istiyordu. İlk 11'i, taktiği sürekli değiştiriyordu ve AYK, Larnaka, Karagümrük maçlarında son iki maçta diyeyim daha doğrusu. Larnaka maçında sıkıntı yoktu ama Karagümrük maçında yenilen gollerden dolayı üçlüye dönüldü. 11 değişti. Özellikle Luan Perez'in sakatlığı, Salah'ın yorgunluğu. Hani herkes Salah'ı yedek beklerken yine oynattı ama üçlüye dönünce biraz daha az yoruldu Salah'ı sanki. Sakatlığı olan, son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu tamamen iyileşince 90 dakika süre aldı. Serdar Aziz ve Ezgican Alioski kadroya dahil edildi. Onlar da, Ezgican baya oynadı yani Alioski maçta. Ama Serdar Aziz tamamladı maçı. Batshuayi, Valencia oyuna sonradan girdi. Bir nevi aktif dinlenme yaptı. Batshuayi'nin attığı gol sonrası morali yerine geldi. Hani bir taşla bilmem kaç kuş olayı var ya. Bir tek Altay Bayındır konusunda sıkıntı yaşadı. Ama onun dışında da Jesus taviz istemediği oyunda baya bir şeyler ele geçirdi. Arda Güler'e özel bir plan çizdi Jesus. Ve Arda Güler'i dikkat ettiyseniz gittikçe fiziğini güçlendirmiş bir halde karşımıza çıkartıyor. Son oynadığı maçtaki fiziğine bakın. Bir de bu maçtaki fiziğine bakın. Özellikle Dünya Kupası maçlarından sonra direkt olarak ve birçok maçta daha fazla oynatmak istiyor Arda'yı. Zaten yeteneğinden övgüyle bahsediyor. Ve Arda'yı 13 Kasım'da Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek bir ay aşkın sürede fit hale getirip üstüne çok düşüp baya yıldızlaştırma peşinde. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Cristiano Ronaldo'nun geçmişinde de hani Sporting'de Manchester United'a giderken çalıştığı antrenörü İstanbul'a davet etti falan filan haberleri vardı. Ama Arda Güler'in sonunun Ömer Faruk Beyaz gibi olmaması adına Jesus'a sımsıkı sarılması şart. Sımsıkı tutunması şart. UEFA'nın Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza diyor. Bu arada ben az önce gördüğüm kadarıyla Trabzonspor Monaco'nun resmen yani 3-0'dı az önce baktığımda. Bilmiyorum 3-0 mı bitti, troll mü yapıyorlar. Ama zannetmiyorum çünkü Monaco'nun yediği golü gördüm. Fenerbahçe şansının tam tersi nedir? İşte budur. Yani Fenerbahçe şansının tam tersiydi. Şimdi UEFA disiplin kurdu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza kesmiş. Fenerbahçe'ye 30 bin euro, Trabzonspor'a 4.125 euro kesmiş. Orada bile daha az vermişler. Fenerbahçe'ye meşale ve sahaya madde atma cezası. 15 Eylül'de deplasmandaki Ren maçındaki olaylardan dolayı. Trabzonspor'da Kızıl Yıldız maçında sahaya madde atmadan dolayı. Demek ki az madde atmışlar. Biz çok atmışız. Şimdi gelelim asıl konuya. Süper Lig'de bir numaralı sıkıntı konusuna. Arkadaşlar bakın, habere dikkat. Trabzonspor'da kurtarış yüzdesi %79'dan 56'ya düşmüş Uğurcan Çakır'ın. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın 77'den 64'e düşmüş. Beşiktaş'ta Ersin'in 65'ten 59'a düşmüş. Üstelik Beşiktaş ve Trabzonspor arasında hafta sonu müthiş bir müsabaka var. 3 kalecinin maç başına yaptığı kurtarışlar ve pas yüzdeleri de bir ayrı gerilemiş. Özellikle bir önceki videoda Altay Bayındır'ın pas yüzdesini anlamışsınızdır. Bakın 9 hafta geride kaldı ama kaleci performansları çok ama çok bariz bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdı. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destaroğlu. Hani son dönemde Ersin milli takıma da alınmaz oldu ama üçü de sezona istediği gibi başlayamadı. Üçü de. İnanın şu anda herhangi bir Türk kaleci çıksa, formu yükselse üçünü de keser milli takımda. Yani istediği kadar taraftarlar bağrımıza bastık şöyle böyle falan filan, alakası yok, geçiniz onları.
Şimdi geçtiğimiz sezon müthiş başlangıçlar ama bu sezonkileri duydunuz. Uğurcan 3.2'den 2'ye düşmüş maç başına yaptığı kurtarış sayısı. Pas yüzdesi 62'den 59'a gerilemiş. Altay, Karagümrük maçında 4 gol gördü. Tribünlerin protestosu, Larnaka maçında penaltıya sebep oldu. Kurtarış yüzdesi 77'den 64'e düştü. Maç başına yaptığı kurtarış 2.8'den 2.3'e, pas yüzdesi de 67'den 66'ya geriledi diyor. Yani pazar günü ne yapacak Ersin ve Uğurcan? Bu arada Ersin de 65'ten 59'a düşmüş kurtarış yüzdesi. Maç başına yaptığı kurtarış da 2'den 1.4'e, pas yüzdesi 75'ten 69'a düşmüş. Durum böyle. Hocam bizi Fenerbahçe ile alakadardır. Tamam, biz de Fenerbahçe'yi konuşalım. Altay Bayındır konusuna Ali Koç el attı arkadaşlar. Şimdi önce şunu belirteyim. Aslında her haber bir clickbait'tir. Niye her haber bir clickbait'tir? Sizin tabirinizde clickbait ne? İşte şu haber diye giriyorsun, haber başka bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Şahsen hani birisi bana bu haberi sorsa, dese ki hani aklına ne geliyor? Benim aklıma şu geliyor. Altay konusunda Ali Koç el attı. Ne yaptı? Dedi ki ulan Altay'ı kaybetmeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? İşte kaleci antrenörü getirelim. Bence sorun böyle çözülecek. Değil mi? Yani benim sizin beklentinizin bu şekilde olduğu görüşündeyim ben. Bilmiyorum, benim mantığıma böyle geliyor. Yani birçoğunuz bu videoyu açarken kesin kaleci antrenörü gelecek, Ali Koç böyle el attı diye videoya bu şekilde girdiniz tahminimce. Ama Altay Bayındır'a yeni sözleşme teklif etmek için kollar sıvanmış. Şimdi şu da olabilir. Hocam belki de Altay yeni sözleşme almadığı için kafası dolu ya da aklını çelenler var. Diyorlardır ki Altay sen daha iyilerine layıksın. Daha iyilerine lan? Daha iyilerine? Yani evlenecek de eş mi seçiyor? Daha iyilerine? Ya Fenerbahçe'den iyisini nerede bulacak? Bir de o var. Yani Fenerbahçe'den iyisini nerede bulacak? Şu anki şu ortamda. Ama zaman zaman sıkıntı yaşadı. Son 4 resmi maçta kalesini gole kapatıp Karagümrük maçında 4 gol, Larnaka maçında penaltıya sebebiyet verip 1 gol yiyen Altay'a moral vermek için herkes kolları sıvadı diyor. Karşılaşma sonrasında diyor Altay'a Jesus tribünlere götürüp alkışlatmış. Sıcağı sıcağına olur böyle diyerek destek vermiş. Ben şeyi merak ettim. Jesus maç sonunda Altay'la ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı diye merak ettim. Çünkü konuşması gereken bir numaralı adam Jesus. Hani ama baktım ettim, hani fanatiğe baktım, foto maça baktım, Fenerbahçe hesabına baktım. Yani VTR'de hiç Altay geçmemiş. Penaltıcı, işte bizim penaltımızı şu atacak, bu atacak, şöyle olacak, böyle olacak. Altay hiç mi soran olmamış? Yani Altay'ın formu niye düşüşte diye. Ya ben anlamadım arkadaşlar. Ben gerçekten anlamadım. Yani sorulan soru, yani neyse ya, ben olsam bu soruyu sorardım. Yani ben olsam bu soruyu sorardım. Bak şu da bir gerçek. Mesela Berke Özer Fenerbahçe'den gitti, hüsran. Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den gitti, hüsran. Ne oldu mesela Berke Özer? Portimonense'de ne oldu mesela? Sonuç ne? Forma şansı bulamadı. Değil mi? 5 maçta da yedek oturmuş. Olacağı buydu, o kadar geç bekleyip. Bu kadar geç gidersen. Yani Larnaka maçından sonra hakikaten bak. Yani hakikaten ben çok merak ediyorum. Niye hiç kimse Altay sorusu sormadı ya? Yani niye hiç kimse Altay sorusu sormadı? Hayretler içerisindeyim. Belki de ben kaçırdım diye her yere baktım. Bulamadım arkadaşlar. Siz de bir bakın. Belki de ben kaçırmışımdır.
Hep birlikte bana destek olursunuz. Ben de sayenizde öğrenmiş olurum. Ama şu bir gerçek. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek. Kafasında ne var bilmiyoruz ama kafasını futbola tam olarak veremediğinden eminiz. Çünkü bu kafa Altay Bayındır kafası değil. Arkadaşlar aylık kazancı 500 bin TL'ymiş. Yok, aylık kazancı 250 bin TL Altay'ın net ücreti. Aylık 250 bin TL artı maç başılar var. Avrupa'daki bazı takımların da takibinde. 4 yıllık yeni sözleşme teklifi var Fenerbahçe'den ama Fenerbahçe'de bunu bitirip kafasını rahatlatma peşinde. Bunu da Dünya Kupası arasında yapma niyetindeler. Ancak güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Açık söyleyeyim, hiçbir kimse 15 milyon euroyu vermez. Bakın, ben Ali Koç'a Altay Bayındır'ı rahatlatmak için iki tane şey söylüyorum. Bu olursa Altay Bayındır hayırlı uğurlu olsun eski günlerine kavuşur. Nedir? 1. Marco Knop, 2. Michael Kraft. Yani çok net. Ya Marco Knop ya Michael Kraft. Bir de şunu söyleyeyim bak. Şunu söyleyeyim. Bu kadar harcama yapılmış, bu kadar ne derler onun adına, organizasyon yapılmış, bu kadar şey yapılmış, bu kadar edilmiş ama gel gör ki devamı yok. Ya sen parayı basıp Jesus ve ekibini getirmişsin. Bak, Jesus ve ekibini getirmişsin. Parayı basıp. Paraya kıyacaksın bir zahmet. Paraya bir zahmet kıyacaksın ve işi bitireceksin. Ben diyeceksin bu kadar para verdim. Antrenör getirdim, ekibini getirdim. Bir zahmet bir de kaleci antrenör getireceksin. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi bu çok çok tuhaf bir duruma doğru gidiyor. Yani taraftarların tepkisi çok çok artmaya doğru gidiyor. Ben uyarayım. Ben uyarayım. Şimdi Altay ağzıyla kuş da tutsa bir kere mimlendi. Mimlendi. Bak, hiç kimse şu anda şunun farkında değil. Bak, hiç kimse şunun farkında değil. Willy Mara yok 1. Luan Perez yok 2. Zayt yok 3. Değil mi? Hani Nazım falan zaten umurunda değil de. Serdar Dursun yoktu. Bak, Fenerbahçe'de kaç tane eksik? Yani 5 küsür milyon euro verildi, alındı Luan Perez. Kadroda yok. William Arao 3-3,5 milyon euro bonservisine verildi. Kadroda yok. Ama kimsenin umurunda değil. Çünkü dikkatler burada. Ya Fenerbahçe'de olağanüstü bir şey olacak. Mesela ne olacak? İşte arka arkaya Fenerbahçe maçlar kazanacak. Gol yemeden kazanacak. Altay'a hiç iş düşmeyecek. Yani Altay'a hiç iş düşmeyecek. Fenerbahçe maçları kazanacak. İşte hatta Altay'a bir iki tane top gelecek. O da şey yapacak, kurtarış yapacak. Rakipler de bu arada puan kaybedecek. İşte ligdeki rakipler Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır, Trabzon'dur. Birbirine düşecekler. İşte kırmızı kartlar, sakatlıklar, şunlar bunlar. Puan kayıpları. Fenerbahçe birdenbire lider olacak. İşte 2. Marsilya maçı, Ren maçı 27'sinde Fenerbahçe çıkacak. Maçı kazanacak, coşacak, edecek. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Yani Altay Bayındır'ı kimsenin aklına gelmeyecek. Ya böyle olacak ya da yani ya da değil mi? Ya da bilmiyorum hangisi olacak ama şu bir gerçek, yani şu bir gerçek, Fenerbahçe iyi yolda değil. Altay Bayındır iyi yolda değil. İnşallah ve inşallah Altay Bayındır kendine çeki düzen verir. Ama Marco Knop ya da Michael Kraft, bu arada Michael Kraft arkadaşlar herhangi birini çalıştırmıyor, herhangi bir yerde görev almıyor. Futbolu bıraktım falan filan diyor ama yani ama yani siz onun dediğine bakmayın ama vallahi ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu kadar organizasyon yapmışken gider Altay Bayındır için bir de kaleci antrenörü getirirdim. Bu işler böyle. Ama ben şunu da belirteyim. Bu sorunu Jesus da çözebilir. Hem de antrenör getirmeden, nasıl yani hocam? Jesus da çözebilir. Nasıl çözebilir? Jesus zaten bu sorunu çözmek için birdenbire üçlüye dönmedi mi? Döndü. Larnaka maçında. Muhtemelen Ankara Gücü maçında da aynısı olacak. Bir sonraki maçlarda da aynısı olacak. Bakın, Luan Perez'in sakatlığına rağmen 3 tane stoperi buldun. Oynayın üçlüyle.
Bugün Altay o penaltıyı yaptırmasa, o golü yemese, devamında Fenerbahçe takımı belki aradığı ikinci golü, belki üçüncü golü bulsa, bak belki bulsa, eminim biz belki Yiğit Efe Demir'i izleyecektik. Yani 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i bulsa biz belki Yiğit Efe'yi izleyecektik. Gördüğünüz üzere SOS veren bir savunma sistemi var. Jesus'un da ben bu savunma sistemine güvenip çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Hani ya aslına bakarsanız Ali Koç değil ama Jorge Jesus Altay Bayındır konusuna el attı. Dedi ki üçlüye dönelim. Yani üçlüye dönelim. Eminim daha iyi oynayacak dedi ama Altay yine iyi oynamadı. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama ben sadece şunu diyeyim. Bak usta bir teknik direktör. Gerçekten usta bir teknik direktör. Basın toplantısında sorulmuş mudur soru? Bilmiyorum ama muhtemelen sorulmuştur. Jesus konuyu dağıtıp oyuncusunun dikkatini yukarı çekip bir şeyler yapma peşinde. Ama yakın bir zamanda ya kap göreceğiz. İşte Altay'la uzatıldı diye bu tepki çekebilir. Ya bir kap daha göreceğiz. Yani ya da bir kap göreceğiz. İşte Marco Knopf'da şu geldi. Michael Kraft geldi diye. Ya da Fenerbahçe'nin aralıksız olarak gol yemeden risksiz bir şekilde yoluna devam edip rakiplerinin kaybetmesi ya da Fenerbahçe'nin bol gollü galibiyetler alıp yoluna devam etmesi lazım ki bu olaylar düzelsin. Yoksa sonumuz pek de hayra gidiyor gibi durmuyor. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.